Evet pek sevgili Kadıköy Sokak ailesi hala 62.600'deyiz. Niye eşinizi, sevdiklerinizi, çocuklarınızı, çocuklarınızı, akrabalarınızı, Fenerbahçe'yi tanıdıklarınızı kanala davet etmiyorsunuz? Niye büyümemizin önünde bir set olarak duruyorsunuz? Lütfen ama lütfen sevdiklerinizi kanala davet edin. Bakın görüyorsunuz kimlerle uğraşıyoruz, nelerle uğraşıyoruz. Anlatabiliyor muyum? Ya arkadaşlar şunu da asla ve asla unutmayın. Youtube'da bir kale olmak hani kolay bir şey değil. Ben hatta şöyle bir projeyi de düşündüm. Ee, bizim diğer kanal var Kadıköy Sokak 2 diye. Oraya böyle genç amatör kardeşlerimden eğer ben hocam video çekmek istiyorum, ne bileyim bu yolda gitmek istiyorum diyenler varsa onları toplayıp hani o kanalda faaliyete geçirmeyi düşünüyorum ama bakalım arkadaşlar. Vincenzo Montella'dan Euro 2024 sözleri ki bugün milli maç var biliyorsunuz. A takım teknik direktörü Vincenzo Montella Almanya ile oynanacak hazırlık maçı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunmuş. Basın toplantısında açıklamalarda bulunmuş. Doğru karışımla 11'i belirleyeceğiz. Her şey yolunda biraz soğuk. Sadece ama alışmamız gerekiyor. Tarih dolu bir statta oynayacağız. Burada olduğumuz için mutluyuz. Bütün duygularımızı bastırdığımız dönemdeyiz. Şampiyonaya yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Milyonlarca Türk'ün olduğu yere gelip onların bizi sevgiyle kucakladığını görmek mutluluk vereceğim. İyi bir oyunla onları mutlu etmek istiyoruz. Bu tarz maçlarda doğru bir mix yapmamız gerekiyor. Sakatlıklarımız vardı. Ayrılanlar oldu. Doğru bir karışımla 11'imizi belirleyeceğiz. Diri bir Arda Güler'i görebilecek miyiz? İnşallah görürüz. Arda Güler demişken de ne neyse bitince konuşayım. İnşallah görürüz. Kendisi de bu durumdan mutsuz. Dünyanın en iyi kulübüne gidiyorsunuz. Ama bu talihsiz olayı yaşıyorsunuz. Neler hissettiğini biliyorum. Çok sabırlı davranması gerekiyor. Bizim için çok önemli bir maç olacak. Almanya çok güçlü bir takım. Euro 2024'ü kazanabilecek takımlardan bir tanesi. Bizim için güzel bir test olacak. Burada çok fazla Türk var. Onları gururlandırmak istiyoruz. Bu açıdan önemli bir karşılaşma. Çok sıcak bir atmosfer bekliyorum. Kendi evimizde oynuyormuşuz gibi bir atmosfer hissedebiliriz. Bu yüzden bunun heyecanını yaşıyoruz. Yusuf Yazıcı çok komple bir futbolcu. Diğerlerine nazaran daha çok yönlü bir isim. Bize katkı sağlayacağını düşünüyorum. Yusuf Sarı'nın nasıl bir futbolcu olduğunu biliyorum. Onun uluslararası seviyede oynaması gerektiğini düşündüğüm için çağırdım. Milli takımdaki bütün futbolcular 11'de oynayabilecek kapasitede oyuncular bizim için önemli bir maç. Bu maçta görmemiz gereken futbolcular olacak. İyi bir hazırlık olarak görüyoruz Almanya maçını. Galler de bizim için çok önemli. Orada fiziksel bir maç olacak. Ona göre bir hazırlıkla oraya gideceğiz diyor. Vincenzo Montella. Şimdi Arda Güler demişken. Fenerbahçe Fenerbahçe Arda Güler'i kiralamak istiyor. Defense sentral Fenerbahçe Arda Güler'i kiralamak istiyor. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Bu kanalı niye takip alın biliyor musunuz? Zaman kaybetmemek için. Eyvallah hocam senin videoların 10 dakika, 15 dakika, 25 dakika, 50 dakika. Maşallah nasıl video çekiyorsun? Upuzun 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 biz nasıl izleyeceğiz hocam? Hepsi çok uzun diyorsunuz. Kısmen de haklısınız. Arkadaşlar sosyal medyada özellikle transfer döneminde günde 8 saatini harcayan kardeşlerimiz var. Günde 8 saat. Günde 4 saat sadece A Spor, TRT Spor, BN Spor, Haber gibi kanalları izleyen kardeşlerimiz var. Günde en az 2 saat sosyal medyada gezinen arkadaşlarımız var. Ben kendi adıma şunu söyleyeyim. Benim videolarımı alın buçuk kat hıza. Zaten günde 3 tane video çekiyorum e, transfer döneminde. O da aşağı yukarı 45 dakika falan yapıyor. Yani üçünün toplamı. Ya yani bir buçuk kat hızı alırsanız da aşağı yukarı, 3 aşağı beş yukarı, 30 dakikada falan hepsini hatmetmiş etmiş hepsini bitirmiş olacaksınız arkadaşlar. Ve ben bir şey söyleyeyim size. Çok samimi söylüyorum. Bu kanalı eğer yıl boyunca takip ederseniz başka hiçbir yere takip etmenize gerek yok. Ben sizin adınıza bütün sosyal medyayı arıyorum, tarıyorum. Bütün duyumcuların duyumlarına bakıyorum. Kesişenlere, zıtlaşanları özellikle belirtiyorum. Bakın şöyle bir duyum var ama bende yok diye de belirtiyorum. Ve ben size bir şey söyleyeyim. Ben aslında size çok büyük bir iyilik yapıyorum. İnşallah anlıyorsunuzdur. Anlayan kardeşlerim de yorum yazarsa diğer kardeşlerime yol gösterici olur. Real Madrid'de sakatlıklarla boğuşan Arda Güler'in Ocak ayında Fenerbahçe'ye kiralanacağı öne sürülmüş. Biz şu an kaç Kasım'dayız? 18 Kasım. Şimdi inanmayacağınızı biliyorum. Ancak, ancak 18 Ekim'den daha önce ben bu duyumu verdim desem inanır mısınız? <laughs> Muhtemelen inanmayacaksınız. Yanlış yapıyorsunuz. Arkadaşlar bu duyumu ben çok önceden verdim. Hatta sadece Arda Güler'e değil Atilla Salahi'yi de verdim. Yani Atilla Salahi'yi de Arda Güler'i de herhangi bir yıllık ücretine ödemeyin. Alın oynama garantisiyle ikinci dönem siz kiralayın diye bize teklif geldi arkadaşlar bilginiz olsun. Evet böyle bir teklif gerçekten geldi. Atilla kesinlikle düşünmüyoruz ama Arda Güler. Real Madrid'e yakınıyla bilinen Defansa Central'da yer alana habere göre Fenerbahçe Arda için Real Madrid 1 milyon euro'luk kiralama ücreti ödeyecek diyor. Bu tamamen doğru değil. Yani kesinlikle tamamen doğru değil. Bilginiz olsun. Ama teklif var. Galatasaray'dan TFF'ye Süper Kupa başvurusu. Galatasaray Suudi Arabistan'da Fenerbahçe ile oynanacak Süper Kupa maçının yerinin değiştirmesi için TFF'ye başvuru yaptım. 29 Aralık'ta Suudi Arabistan'da oynanmasına karar verilen derbi mücadelesinin bu yıl Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde alınmasını ve hatta Atatürk Olimpiyat Stadında oynanmasını TFF'ye yazı göndererek resmi talepte bulundu diyor. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Normal şartlarda Fenerbahçe'nin öncülük etmesi lazımdı. Bak normalde Galatasaray hep bunu yapıyor. Fenerbahçe gidiyor, öncülük yapıyor, ön ayak oluyor. Tamam mı? Ee, başı çekiyor. Sonra Fenerbahçe'nin başı yanıyor. İlk defa Fenerbahçe yönetimini kutluyorum. Yani Galatasaray'ın önce davranmasına izin verdikleri için. Muhtemelen bizimkiler de aynı başvuru yapacaklar ama en azından böyle olacak. Galatasaray demişken aklıma takıldı. Galatasaray Rangers'da forma giyen Rıdvan Yılmaz için oyuncunun menajeriyle görüşecek diyor. Şimdi ben size bir şey söyleyeyim mi? <laughs> aklıma bir şey takıldı. Cengiz Ünder konusunda açıkçası WhatsApp grubundaki arkadaşlarla konuşurken aklıma şöyle bir soru takıldım. Dedim ki Cengiz Ünder'i biz kazık yedik. Yani 15 milyon euro etmez. Açık söyleyeyim etmez 15 milyon euro. Biz dedim kazık yedik. Ama dedim iş öyle bir boyuta gitti ki hani Erden Timur bunlar mecbur olacaklar sakın düşmeyin dedi. Biz aldık 15 milyon euro. Hadi biz Cengiz'den zarar ettik. Ama Allah herkesin kalbinin ekmeğini yedirdiği için Galatasaray Endombili'den zarara uğradı, TT'den zarara uğradı. Belki daha FIFA'dan ceza yiyecekler inşallah. Bilmez. Hani öbüründen zarar oldu. Ben açık söyleyeyim Galatasaray'ın yaptığı transferler. Halil Devrişoğlu falan da Galatasaray'ın transferi. Bakan bu da Galatasaray'ın transferi. Bilginiz olsun. Neredeyse bir Davinson Sanchez hariç hiçbirinden fayda sağlayamadık ki Davinson Sanchez'den fayda sağlarken ne soru kaybetti. Hiç kimse bu açıdan bakmıyor. Yani Allah herkese gönlünün ekmeğini yedirsin. Şimdi Rıdvan Yılmaz'ın da şöyle bir özelliği var. 22 yaşında bu kardeşimiz. Beştaş'tan Glasgow Rangers'a gitti. Hatta kente de Fenerbahçe konusunda da bilgi veren kişi. Bu sezon 8 maç 1 golü var. 493 dakika. Yani çok oynamayan bir isim. Zamanında 4 milyon euroya aldılar. 6,5 piyasa değeriyken. Ve ee, Bonus tarla 2 250 yükselebilir. Bir sonraki satıştan Beşiktaş %20 pay alacak diyor. Yani böyle bir transfer. Ben şunu söyleyeyim. Hani Cengiz Ünder konusuna niye girdiğimi anlatayım. Ya 15 milyon euroya 7'ye 8'e iki tane Türk futbolcu alacak olsaydınız. Bir tane kanat bir tane atıyorum. Sol bek ya da stoper alacak olsaydınız. Hangi Türk aldırdınız? Hiçbirini alamazdınız biliyor musunuz? Türk kuralından dolayı mecburen elimiz kolumuz bağlı aldık. Şunu da söyleyeyim. İrfan'ın böyle oynayacağını bilseydiniz kesinlikle almazdınız. Kesinlikle almazdınız. Eğer İrfan Can'ın böyle oynayacağını bilseydiniz Emre Mor'un sakatı tabii ki hani bunu bilemezsin ama bu dediğimi unutmayın arkadaşlar. Hocam sen durduk yere Rıdvan Yılmaz'dan bahsetmezdin. Bu dediğimi unutmayın. Fenerbahçe'den bomba transfer hamlesi. Galatasaray'ın eski oyuncusu Markao üzerine odaklanıldı. Marka Asar Lacivert'te formayla devre arası tekrar Türkiye'ye dönebilir. Sevilla'nın talebi 6-8 milyon euro. Masadaki diğer formül ise Marka'nın kiralanması olacak diyor. Şimdi haberin doğruluğunu ve palavralarını anlatayım size. Bir, Marka Fenerbahçe'ye önerildi. Kesinlikle olarak arkadaşlar bunu duyum kaynaklarımdan doğrulattım. Yani kesin olarak önerildi. Hatta çok uygun şartlarda önerildi. Bakın yanlış duymadınız çok uygun şartlarda önerildi. Ancak e, bu önermenin içi biraz boş. Yani nasıl boş? Çok boş. Ya, bu önermenin içi çok boş arkadaşlar. Ve e, ben şunu da belirteyim. Bu önermenin içindeki boşluklardan bir tanesinin sebebi de şu. Fenerbahçe hiç oynatmadığı bu ismi alacak değil. Yani alma niyetinde de değil açıkçası. Ama hocam o zaman bize bunu niye yakıştırdılar? Şimdi de bu boyutu var değil mi arkadaşlar? O zaman bize niye yakıştırdılar? Niye o zaman Markavo dediler? oyu bize yani herkesin anlayacağı tabirle konuşuyorum. Çok uygun bir teklifle bize sundular. Ancak bizim görüşümüz olumsuz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hani duyum doğru ama sonuç yanlış. Bu arada Fransa'dan Cengiz Ünder yorumu. Marsilya'dan kadrosuna katta Cengiz Ünder için Fransa'dan bir yorum geldi. Fransa basını henüz Fenerbahçe'ye fayda sağlayamadığını belirtti. 15 milyon euro ile Antalya Spor maçında sakatlanmasının iyileşmesine rağmen henüz toparlanamayan milli oyuncu sosyal medyada eleştirilmişti. Sakatlıkları nedeniyle zayıflayan Cengiz Ünder'in Türkiye'ye dönüşü pek de planladığı gibi gitmiyor başlığıyla verildi. Ve Fenerbahçe'ye şu ana kadar fayda sağlayamadığı belirtti. 8 maçta sadece bir asisti var. Diyor. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim size. Aslında hep söylediğim şey de hırs bazen insanı öyle yakar ki ne olduğunu siz de anlayamazsınız. Hırs çok değişik bir şeydir. Yani Hırs insanı çok fazla yakar. Ben size e, hırsın bir örneğini vereyim. Çok yakından tanıdığınız bir örnek vereceğim. Ferdi Kadıoğlu. Evet yanlış duymazdım. Ferdi Kadıoğlu. Ferdi Fenerbahçe'ye geldiğinde Babasının bir cümlesi vardı. Hiçbiriniz hatırlamazsınız. Ben hatırlarım Feyzullah sevgili Feyzullah abinin dediğini. Dedi ki ben oğlumu milli takım seçmelerine götürdüm. Oğlumu sabekte denediler. Benim oğlum on numara oynuyor dedi. Oğlumu sabekte denediler. Benim oğlum on numara oynuyor. Hepimiz ne dedik? Olan nasıl sabekte oynatırsınız? olan on numara çocuk sekiz oynayabilen çocuk nasıl sabek oynatırsınız? Çünkü Türkiye'de futbola bakış açısı çok farklı. Bak ben kendi adıma söyleyeyim. Mesela ben bir öğretmen olarak çocuklarla bir gün geçirdikten sonra ailelerine diyorum ki bunlarda iş var. Şunda iş var. Şunda iş var. Ya anlıyorsun. Artık şey yaptım. Mesela bir öğrencim vardı. Ailesine dedim ki bu üstün zekalı. Ailesi dedi ki lan teste sok bana şunu yapmadan bunu yapmadan nasıl becerdin nasıl bildin falan. üstün zekalı. Ki hakikaten de üstün zekalı çıktı çocuk. Başka bir öğrencim felaket yaramaz. Yani duvarlara tırmanır seviyede. Aklı hayale sığma. Duvarlara tırmanır. Böyle hiç us, usluluk falan hiçbir şey yok. Ailesine dedim ki yani bu çocuktaki cevheri gördünüz mü dedim. Evet hocam dedi bıraksak e, ülkeyi bombalayacak falan. Dedi. Yok öyle değil dedim. Bu çocuk çok zeki bir çocuk dedim. Biraz dedim zaman geçireyim. Biraz zaman geçince ailesine dedim bu üstün zekalı. Hakikaten o da öyle çıktı. Hani Türkiye'deki bazı isimleri de futboldan anlıyorlar. Mesela halı sahaya falan gittiğimde ben şöyle tipinden duruşundan diyorum ki tamam bunda iş var. Yani buna Karşıma almayayım. Ya da mesela bunu fazla çalım denemeyin. Buna geldi miydi pas atayım. Hani siz de yaparsınız muhtemelen. Bakın Ferdi'nin hırsı Ferdi Kadıoğlu'nu bir bir buçuk sene çöp seviyesinde tuttu. Fark, fark ettiniz mi? Bir bir buçuk sene. Vitor Pereira ya. Vitor Pereira öyle bir teknik adam ki. O da gördü o cevheri. Sağ bek sol bek oynatmaya başladı. Cihazur sağ bek sol bek oynatmaya başladı. İsmail Kartal sağ bek sol bek oynatmaya başladı. Gördünüz mü hırsı? Cengiz Ünder'de de aynı hırs var. Cengiz de gelir gelmez Fenerbahçe'ye faydalı olacağım hırsıyla oynadı kendini sakatladı. Şimdi tam güçleniyor. Emre Mor da Cengiz Ünder de tam güçleniyor. Bakın tam güçlendikten sonra 1-2 maç belki sekteye uğrar. Umarım bunların ilk oynadıkları maçlarda farka gideriz. Bunlar da o farkta hani gol asist katkısında bulunur da kendine gelirler. Anladınız mı demek istediğimi? Bu arada Milan ben Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu için para vermeden oyuncu takasıyla takıma kazandırmak istiyormuş. Milan'ın gözden çıkarttığı oyuncular Radekunic, La ne üçüncü kalecileri imiş. Bir kere böyle şeylere zaten ihtimal vermiyorum. Bunlar palavra. Ama ben burada özellikle Ferdi olayını belirttim size. Umarım anlarsınız arkadaşlar. Yani Ferdi de böyle bir olaydaydı. Hani Milan, Radek Kurniç, Ferdi takası yapmak istiyor demiş ama geçiniz. Geçiniz. Hani Radek artı 30 milyon euro falan deseler olabilir. Mantıklı. Ama siz Milan'dan başka bir isme bakın. Yani siz Milan takımında başka bir isme bakın. Mesela kim olabilir? Hani ben ee, kim olabilir bilmiyorum ama Simon Kea olabilir mesela niye olmasın. Sidney Van Boluk mu da iyiyim. Ancak ayrılıp ayrılmayacağımı söyleyemem. İyi bir takımdayım ama gelişimim ve kariyerim için en iyi olanı yapmalıyım. Ayrıca oynamak zorundayım. Futbolda her şey çok çabuk değişebiliyor. Ocak ayına daha iki ay var. Ne olacağını bilemezsiniz demiş. Şimdi bir şey sorayım mı? 6 maçta 131 dakika oynamış. Bir golü var. Yaşı 23. Transfer market değeri 6 milyon euro. Biz Edin Ceko'yla. Yani pivot santraforla oynarken Batshuayi orada sırıtıyor. Farkında mısınız bilmiyorum. Hepinize de tuhaf gelecek. Onun da farkındayım ama. Ya satın alma opsiyonunu bünyemize katsak. <laughs> hani zamanda 735 bin euroya 3 Temmuz 2021'de Nek Preda'dan aldı bol Sonra Helen e kiraladı 25 Ocak 2022'de. Eee 30 Haziran 2023'te de geri geldi. Hani Heren Vendi çocuk coşup geri geldi. 6 milyon euroyu orada yaptı. Hollanda Ligi'nde. Ya hani sözleşme bitiş tarihi de 30 Haziran 2025. Kafama da bir şeyler gelmiyor değil de siz ne dersiniz acaba? Yorumlarınızı bekliyorum. Yayıncı kuruluşta yayınlanan Trio programına göre. Bakın Trio programına göre bana göre değil. Süper Lig'in ilk 12 haftasında takımların aleyhine verilen hatalı karar sayıları takımların aleyhine verilen hatalı karar sayıları. Fenerbahçe 27 kez. Fenerbahçe aleyhine 27 hatalı karar. Trabzonspor aleyhine 14 hatalı karar. Beşiktaş aleyhine 11 hatalı karar. Galatasaray aleyhine ise 6 hatalı karar. Şimdi Anladınız mı Galatasaraylılar niye Mehmet Büyükekşi'yi eleştiriyorlar ama hadi istifa et dediğimizde naw naw diyorlar. Hadi istifa ettirelim dediğimizde niye naw naw dediklerini şimdi anladınız mı arkadaşlar? Hepsi farkında. Yani o kadar da aptal değillerdir. Hepsi farkındalar. Ya bir takım bir şey söyleyeceğim size. Hakemlere de bir şey söyleyeceğim. Hiç mi korkmuyorsunuz? Ulan Allah çocuğumdan çıkarır diye. Yani çoluğum çocuğum ölür gider. Burada yana yana yanarım da ulan kıymetini bilemedim diye hiç mi düşünmüyorsunuz? Hiç mi düşünmüyorsunuz bu işin ahiretine? Tam Allah'a da inanmayın. Galatasaray'a tapın. Galatasaray'a tapın. Hiç sıkıntı değil. Hiç mi düşünmüyorsunuz? Eden buluru. Hiç mi örneklerini görmediniz? Hiç mi görmediniz hak yiyenlerin başına bir şeylerin geldiğini? Ben size bir şey söyleyeyim. Doğru adamın ekmeğini Allah taşın içinden çıkarır, yine çıkarır. Bak kalbiniz doğru olsun. Yaptığınız bir iş doğru olsun. Allah taşın içinden çıkarır, yine çıkarır. E tanıdığım bir arkadaş var mesela. Lan, çok iyi niyetli. Parası da var. Mesela bir aracına lastik alacak. İşte X bir marka, çok kaliteli bir marka. Lastikçiye gidiyor, lastikçiye diyor ki ne kadar diyor. İşte 3750 mi diyor, 3500 mi diyor lastiği. Ama diyor bu lastik çok iyi diyor. Hani sınıfın en iyisi bu lastik diyor. İşte sökme çıkarma 400 lira sökme çıkarma parası. Lastik otel parası 400 lira, doğru, 800 lira öyle. 3500 diyelim lastiğe de. Arkadaş internete bir giriyor. 2500 lira. Aynı lastik. 2023 üretimi. Bak arada 1000 lira var. 4 lastikten 4000 lira. 800 de takma parası. 4800. Kredi kartı da kullanmıyor. Birinden rica ediyor. Hani benim bankada param Gelecek ama 2-3 gün sonra gelecek. Şunu hemen sipariş verelim de ne olur ama siparişi veriyor. Sonra bakıyor ki stokta tükenmiş lastik bitmiş. 2500'e lastiği alıyor getiriyor taktırıyor. Yani bak parası da var ama dediğimi unutmayın. İyinin işini Allah taştan çıkartır. Kalbiniz iyi olsun. Bak kalbiniz iyi olursa emin olun iyi şeyler denk gelir. Hocam ben çok iyi kalpliyim ama hep kötü insanlar denk geliyor. Ulan siz ona odaklanıyorsunuz. Kötü insanlar geliyor ama Hayatınızdaki olumlu şeylere bir bakın. bugün ellerinizi kaybettiğinizi bir düşünsenize. Çok özür dilerim. Tuvaletinizi neyle temizleyeceksiniz? Yardımcı, bakımcı, şu bu olmadan. E hiç mi düşünmüyorsunuz? Hiç mi hayal etmiyorsunuz? Ulan başıma da bir şey gelir diye. Aynısını hakemler için diyorum. Hiç mi düşünmüyorsunuz? Ya Allah'ın sopası yok derler ya. Allah'ın sopası yok değil. Allah'ın merhameti çok fazla. Eğer merhameti çok fazla olmasaydı o hakemlerin çoğu sahanın ortasında yıldırım çarpardı. Bulutsuz havada geberir giderlerdi. Ya bu kadar hak yemeyin ya. Bir takımın aleyhine 12 haftada 27 hata ne demek ya? Gözünüzü seveyim her maçta demek ki sonucu etki edebilen ortalama 2'den fazla hata var. Ya bu hatalar şey değil ha. Sarı kart verecekti vermedi. Taç atışını yanlış verdi. Böyle basit hatalar değil. Sonuca direkt etki edecek hatalar belki de. Hadi mesela şey olur. İşte Adana Demirspor maçı 3 tane futbolcu kırmızı yiyecekti. 3 hata. Hatay maçında Fenerbahçe'nin penaltısı verilmedi. oyuncunun rakibin sarı kartı verilmedi ki o aynı sarıdan atılacaktı mesela oyuncu. Ah 5 hata 2 tane maçta. Yazık günah böyle belirlemeye kalkmayın. Biliyorum size de birileri talimat veriyor. Eminim yani hakemler artık yani ya çoluğunuzu çocuğunuzu kaçırıp boğazına bıçak dayayıp sezon boyunca o bıçakla tutuyorlar. Hadi Fener şampiyonusun keseyim diyorlar. Başka bunun açıklaması yok. Fenerbahçe futbolcuları sürekli sakatlanıyor. Galatasaray futbolcuları sakatlanmıyor. Sebebi ne? Hocam onlar iğneyle oynuyor. İğneyle minen oynay oynuyor değil. Galatasaray futbolcusuna dokunmak 3 aydan başlıyor. Fenerbahçe futbolcusunu gırtlaklıyorsun, boğazlıyorsun. NBA'de 5 hafta ceza veriyorlar. Süper Lig'de sarı kart bile yok. Bunun adı dinsizlik. Bunun adı Allahsızlık. Bunun adı kitapsızlık. Bunun adı yani hakemlerin Allah'a yalvarması. Rabbim bizim belamızı ver diye yalvarıyor hakemler. Bazı dualar sözlü olmaz. Bazı dualar kavli olur. Kalpten edersin o duayı. Hani sana birisi bir kötülük yapar. Bir şey diyemezsin ama içinden bir geçirirsin ya. Hani bir buruklaşır dersin ya. İçinden Allah da senin belanı versin diye. Kısa süre içerisinde de onun belasını verir Allah. Sen dersin ya bak. Allah gönlündekini duyuyor. Allah her şeyi duyuyor. Merak etmeyin. Ben hakemlerin hepsine söylüyorum. Başınıza öyle bir iş gelir. Hani bunu şu şey Galatasaray Beşiktaş zihniyetinde falan anlamayın ya da başka zihniyette anlamayın. İşte hocam işte sen adamlara tehdit ettiriyorsun. Hayır. Başınıza Rabbim öyle bir bela verir. Dünyanın hepsindeki o Covid virüsünü topladığın zaman yani 10 gram etmeyecek virüs dünyanın hepsini perişan etti ya. Gözle görülmeyecek bir tane bir şey verir Rabbim. Altından kalkamazsınız. Allah herkesin gönlüne göre versin. Herkesin gönlü muradını versin. Yani Kemal Yılmaz çıktı. Hepiniz Kemal Yılmaz olabilirsiniz. Bugün 10 tane hakem istifa etse. Arkadaş bize doğrudan demediler ama dolaylı olarak Fenerbahçe'yi şampiyon etmeyin diye 5 senedir söylediler. Biz 5 senedir hak yemekten bıktık dese 10 tane hakem ülke comolokko olur. Ülke futboluna adalet gelir. Ki bu kafayla zor gelir. Artık bir yerden sonra hepiniz sıkılacaksınız ama. Neyse. Sakatlık demişken onu da belirteyim. Fred, Cico ve Joshua King. Milli aradan sonra kesinlikle oynayabilecekler arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ee, yani milli aradan sonra oynayabiliyorlar. Ayrıca Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre de Serdar Aziz 15 gün içinde sahalara dönmeyi hedefliyormuş. Yani Yağız Sabuncuoğlu diyorsa hedefliyordur herhalde muhtemelen. Galiba sanırsam. İnşallah. Yani <laughs> bu arada 15 gün içinde dedikten 2 gün geçmiş oldu. Kaldı 13 gün. Karagümrük maçından sonra benim duyumlarımla da hemen hemen eşleşiyor. Çünkü Karagümrük maçından sonra saha çalışmalarına başlayabilir diyordum. Bu gidişte başlayacak. Evet Arda Güler bombası bu şekilde. Ben şunu da belirteyim. Ee, söz kesilmiş olabilir önceden. Hani size kiralayalım diye. Ama ben yine söyleyeyim. Evet duyumum var. Evet konuşuldu. Hatta söz kesildi diyebilirim. Ama ben geleceğini zannetmiyorum niyeyse. Onu belirteyim. Atilla Salahi'yi beklemeyin. Markao'yu beklemeyin. Cengiz Ünder inşallah kendine gelir toparlar. <laughs> Rıdvan Yılmaz'ı haybeden söylemedim. Radi Kurniş Fenerbahçe'ye gelmeyi çok istiyor. Ben olmaz demiyorum. Ama Milan'ın da aç bitmiyor. Yani Milan aç gözlülüğünü bitirse olabilir de. Onu söyleyeyim. Simon Kea konusunu boşuna konuşmuyorum. 2-3 gündür bilginiz olsun. Sidney falan oyduk. Açıkçası Batu Şua'yı 7-8-9-15-20-30'a gönderip bana oydum 3-4 satın alma opsiyonu kiralasak. Bence kaybedeceğimiz bir şey yok. Hani şu Batshuayi'den hocam Umut Nair bak bu sene kaybedilir bir şey değil. Edin Ceko var tamam ama yani dikkat etmek lazım. Futbolcu almak lazım diyorsa ben açıkça söyleyeyim Sidney fan oydum ben düşünürüm. Ama yani siz düşünmezsiniz. O yüzden de Premier Lig'e bakın. Oynamayan forvetlerden bir bakın da belki kiralarsın. 6 aylığın kısa süreye. Yani ee, olmaz diye bir şey yok. Her duyumu da açık açıkta belirtmeme gerek yok. Bazı duyumlarda sizin anlamanız lazım. Onun dışında Fred Chico, Joshua King dönecek. Serdar Aziz de dönüyor. Başka da Suudi Arabistan'da o Süper Kupa mecbur oynanılacak. Ne derseniz deyin. istediği kadar Atatürk Olimpiyat satışsınlar. Sevilla'nın, Milan'ın olayı var. Bir de Lapona dedik. Evet. Ya bu Laponava'yı bize vermek istiyorlarmış kaleci de. Geçiniz bunlara. Benim aktaracaklarım bu kadar. Hepinize teşekkürler. Ee, Allah razı olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.